Güzel başkanım. Çok mutluyum. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel bakalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin başkan. Merhaba, nasılsınız? Nasıl o kapalı? Merhaba. Merhaba başkanım, hoş geldin. Yönetim kurulu yermiş. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Bugün bizim için çok gurur verici bugün. Alanya'da parti binamızda Babacan'da, genel başkanımız üzeri Babacan'da genel başkanımızı ağırlıyoruz. Ben genel başkanıma bir söz vermiştim. Demiştim ki Ankara'ya gidip, genel başkanım eğer bize şey yaparsanız, güvenirseniz Alanya Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet tarihinde ilk defa seçimle yapılmış bir yerel seçimde size alıp teslim edeceğiz demiştim. Bu sözümü yerine getirebildiğim için burada Alanya Belediye Başkanımızla beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, hep beraber topyekun neredeyse Antalya'nın tamamını Cumhuriyet Halk Partisi, neredeyse ülkenin tamamını Cumhuriyet Halk Partisi yapacak bir yerel seçimden çıktığımız için de tüm İlçe yönetim adına, Alanya CHP örgütü adına bu gururu, bu onuru burada yaşadığım için çok mutluyum. Sizlerin adına yaşadığım için. Biliyorsunuz kurultayda konuşmaya Kemal abiyle başladık. Evet. Türkiye'nin dört yanında baba ocağında çayı demleyenler. Bravo. İyi akşamlar. İlk önce çayı içmeden çalışmaya başlamayız dediğimiz çay da o çay bu çay yani. Teşekkür ederim. 31 Mart'tan önce çok çalışmalara katıldık. Beraberce bir yolculuk yaptık. Bu yolculuğun sonunda Alanya'da ilk defa Alanya gibi birçok ilçelerde seçim kazandık. Bunda bizim katkımız olduğu kadar isimsiz kahramanların da katkısı vardır. O katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Değerli Alanyalılar, bugün çok keyifli bir sabah. Alanya'nın benim açımdan farklı bir önemi var. Tabii biraz önce ilçe başkanım ifade etti. Seçimden önce ilçe başkanım bizim yanımıza adayımızla birlikte, şimdiki belediye başkanımızla birlikte geldiler. Bu seçimde Cumhuriyet tarihi boyunca kazanamadığımız Alanya'nın mevcut durumundan bahsettiler. Kendisinin adaylığının bu makus tarihi yenebileceğini söylediler. Biz gerekli hem görüşmeleri yaptık, hem milletvekillerimizle, hem buraya gelen giden diğer illerden görevlendirdiğimiz milletvekillerimizle, hem de anketlere baktık. Gerçekten burada önemli bir potansiyel olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alanya'da ilk kez belediyeyi kazanabilecek güçte bir adayla yola çıktığı takdirde bu seçimi kazanabileceğini anketlerde de gördük. Ardından buraya mitinge de geldik. Elimizden gelen desteği verdik. İlimizin milletvekilleri üstün gayret gösterdiler. Bütün örgütümüz kenetlendi ve çalıştı. Ve sonuçta 31 Mart akşamını yaşadık. O gece tabii bütün seçim sonuçları önemli ama örneğin Alanya denince hemen dikkat kesiliyor insan. Çünkü özel bir durum var. 1980 darbesinden sonra en yüksek aldığımız o %22.2. Hepsi önümüzde. Ve Alanya'da her iki kişiden birinin oyunu alarak seçimi kazandığımızı gördük. Bu fevkalade memnuniyet verici bir şeydi. Tabii o günler, gündüzler geceye karışıyor, sabaha kadar uyumuyorsunuz, bir gün uyumadan geçiyor falan. Tahmin ediyorum salı sabahıydı. Belki 36 saat, 40 saat, birkaç dakika dışında böyle gözü yummadığımız ve artık hayatın normale dönmesi için yaşamın düzene girdiği dakikalarda sabahleyin gözümü açtım, cep telefonuna bir mesaj gelmiş. Mesaja baktım. Gerçekten Alanya bu açıdan benim için çok önemli. Mesajda diyordu ki bir eski ilçe başkanımız, yöneticimiz, Alanya Kalesi'ne kazanan partinin bayrağı asılır. Cumhuriyet kurulduğundan beri
İlk kez bu bayrağı buraya astık ya, hepinizden Allah razı olsun diyoruz. O açıdan böyle sembol değeri çok yüksek meseleler çok önemli. İnşallah tabii ben normal şartlarda böyle parti bayraklarının böyle sembol yerlerde olmasını diğer partileri incitir diye korkarım. Ama sordum, dediler ki bu Alanya'nın geleneği. Kimse kimseye alınmaz. Kim kazanırsa onun bayrağı, hatta futbol takımlarında da oluyormuş evet, galiba. Kazananınki oraya asılır, kimse de alınmaz buna dediler. Ben cep telefonum şimdi aşağıda, cep telefonumda onu kaydettim. Duruyor, hatta arada böyle denk geldikçe de duygulanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bayrağının Alanya Kalesi'nden hiçbir zaman inmemesini, bundan sonra hep birinci parti olmamızı ümit ediyorum. İlçe başkanımıza, yönetimine, belediye başkanımıza, bütün örgütümüze, önceki ilçe başkanlarımıza, parti büyüklerimize, gençlerimize, kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Alanya'da hep beraber çalışarak sizlerin de desteğiyle, Sayın Başkanımın desteğiyle, Başkanımın desteğiyle, Başkanımın desteğiyle 74 yıl sonra Alanya'yı ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep beraber kazandırdık. Bu bana büyük bir gurur verdi. Hayatımın hangi dönemlerinde ağladım bilmiyorum ama bir az önce siz kale örneğini verdiniz. Bir orada böyle gözümden duygu çerçevesinde bir yaş gelmek üzereydi. Kafamı çevirdim insanlar görmesin diye. Bir de seçimi kazanıp babam rahmetlinin yıllarca peşinde koştuğu Cumhuriyet Halk Partisi, ki babam dahil Cumhuriyet Partili, Halk Partili büyüklerimizin Alanya'da göremediğini hep beraber başardık. Bunda emeği geçen burada herkese hasreten bu başarı için teşekkür ediyorum. Başladığımız günün ertesinde başkan yardımcıları, arkadaşlarımızın seçimlerini falan hepsini tamamladıktan sonra Alanya'da hep enkaz, her yerde enkaz devraldık diye söylenir. İnsanlar geçmişte öyle söylediler ama biz de bizim enkazı da götürmüşler efendim. Biz enkaz da bulamadık. Böyle bir yönetim devraldık. Bugünlere geldik. Hepimizin desteğiyle birlikte çalışarak bugünlerde söylediğim bir sözü burada da söylemek istiyorum. Ben 42 numara ayakkabı giyiyorum. Başladığımızda ayakkabımız 35 numaraydı. 40 numaraya kadar geldik. Allah izin verirse önümüzdeki Mart-Nisan ayından itibaren Alanya'nın hak ettiği yere geleceğimize inanıyorum. 2850 çalışanımızla, memur ve işçilerle Alanya Belediye'mizi devraldık. Şu ana kadar hiçbir işçi arkadaşımızla yollarımızı ayırmadık. Ama emekli olan, istifa eden, başka yerlere giden arkadaşlarımızla şimdi 2700'ler civarına indik. Çalışmalarımıza halen devam ediyoruz. Alanya'da ben kendi alışık olduğum sistemle belediyeyi arkadaşlarımla beraber yönetmek üzere başkan yardımcılıkları sayımızı arttırarak daha küçük bir modelle herkesin kendi en iyi bildiği işi kendisine yönetsin diye ortak bir yönetim anlayışıyla Alanya'yı hep beraber yönetiyoruz. İl başkanımla, ilçe başkanımla, büyükşehir belediye başkanımla büyük bir uyum içindeyiz. Alanya tarihinde hiç görmediği, Antalya tarihinde hiç görmediği ikinci defa Sayın Başkanımla Büyükşehir Belediye'yi üst üste aldık. Bunu tahit defalar siz de dile getirdiniz. Başkanım da biz de getirdik. Alanya'yı da biz aldık. Büyük bir uyum içerisinde Alanya'yı hak ettiği yere getirmek üzere sağ olsun Sayın Başkanım da Büyükşehir olarak bize hakikaten büyük destek veriyor. Biz de onun desteği ve kendi içimizdeki çalışmalarla
beklenenden çok kısa bir zamanda Alanya'yı hak ettiği yere getireceğimize inanıyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sizin buraya gelişiniz bizim için hakikaten çok önemliydi. İlk size geldiğimiz zaman kapıda karşıladınız Sayın Başkanım'la beraber. Hatırlarsınız ben Alanya Belediye Başkanı demiştim. Kazanacağız demek ki demiştiniz. Ben inanmıştım, siz de inanmıştınız. Ben kendimi, siz beni hiç ikiletmediniz. Kazanacağız demek ki demişti o zaman. Kazandık biz bu işi dedi. Ve biz o gün belediye başkanlığını hem başkanımın gözünde hem benim gözümde hem de Sayın Başkanım gözünde biz Alanya'yı kazanmıştık. O günden beri Alanya için çalışmaya gayret ediyoruz. Osman Tarık Özçelik'in kahvesini içmeye geldik. Bu bir Cumhuriyet Halk Partili belediyenin Cumhuriyet tarihi boyunca çok partili dönemde yarışmayla gelinden dönemde ilk belediye başkanlığı. Bu gerçekten çok tarihi bir mesele. Antalya bu dönem birçok ilki başardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ilk kez iki kez üst üste aynı parti kazanıyor. Bu Antalya'nın kendine özel zorluklarından, genel hükümetin ihtiyaç olan yaz nüfusuna göre değil, kış nüfusuna göre buraya katkı sağladığı için vatandaşın hep sürekli bir memnuniyetsizliğinden kaynaklanıyordu. Bu kadar imkansızlıklara rağmen Sayın Muhittin Böcek'le birlikte il başkanımızın, il yönetimimizin, örgütümüzün gayretleriyle bu işi başardık. Alanya ise 1980'den sonra en yüksek %22 oy aldığımız bir yerdi. Yani rakamlara baktığınızda Alanya herhalde birkaç seçim sonra kazanılabilecek bir yerdi. CHP iktidara geldikten sonra, biraz mesafe aldıktan sonra. Ancak Bülent Kandemir başkanım, il başkanımız, milletvekillerimiz Alanya'da önemli bir başarıyı elde edebileceğimizi, Alanya'da sokağın Cumhuriyet Halk Partisi'ni çağırdığını, sizin adaylığınızla birlikte de büyük bir moral motivasyonun oluşacağını hep birlikte savundular. Rakamlar da bunu gösterdi. Siz bize mahcup olmadınız. Biz partimize mahcup olmadık ve biraz önce söylediğim gibi ilk kez Alanya Kalesi'nde altı oklu bayrak asıldı. Bu hepimiz için büyük bir gurur verici tabloydu. Tabii Alanyalılar hangi partiden olursa olsun partizanlık yapmayacağımızın sözünü bir kez daha verelim ki yapmıyorsunuz. Belediyede partizanlık yapmadık. İnsanlar, tabii MHP'den bir belediye devralmak çok güç bir iş. Buna bütün Türkiye'de rastlıyoruz. Burada da farklı değil. Bir kere inanılmaz bir istihdam yoğunluğu var. İhtiyacın çok üzerinde bir personel var. Ama o personellerin her biri de aile geçindiriyor. Siz Alanya'nın bir evladı olarak onların her ne kadar çok fazla personel sayısı şişmiş olsa da kimsenin işine son vermeyerek aslında önemli bir yükü sırtlandınız. Bu çok çok önemli. Alanya bunu görüyordur, kıymetini biliyordur. 1.1 milyar gibi, yani sanki devlet borcu gibi bir borçla bir ilçe karşı karşıya. Gerçi Alanya 359 bin nüfusuyla Türkiye'deki 27 ilden büyük bir ilçemiz. Tabii burada Alanya ile ilk kelimesini aynı anda söyleyince Manavgatlılar karşıdan bakabilirler. Biz Manavgatlı Alanya'yı da çok seviyoruz. Aralarında her ikisinin de il olmayı hak eden ilçeler olduğunu da biliyoruz. Bu iki kardeş ilçenin ikisini de çok seviyoruz. Özellikle Alanya noktasında baktığımızda Türkiye'ye gelen 100 yabancı turistin 15'i veya Antalya'ya gelen 100 yabancı turistin 30'unun ağırlandığı bir yerden bahsediyoruz. Yine Manavgat'ımızda 300'ü çok sayıda otelle birlikte çok önemli bir yük çekiyor. Aslında buraların kıymetini devletin bilmesi gerekir. Buraları hep eskiden de söylenir, bacasız fabrika. Buraları ithalat yapmadan ihracat yapılan, buraları doğrudan Türkiye'nin sanki kuyudan dolar çektiği, euro çektiği, sterlin çektiği bir yer. Yani bunun kıymetini bilmek lazım. Her türlü desteği vermek gerekiyor. 6 ayda ben 1.1 milyar borcu gördüğümde dedim ki hiçbir şey yapmış olamazlar. Ama bakıyorum, örneğin ciddi şekilde asfalt yapıyorsunuz. Köy yollarını, eski köy yollarını, şimdi kırsal mahalleler asfaltlanıyor. Bunun yanında kreşler yapılmış,
Halk kart projesi hayata geçmiş, halk marketler var ve sosyal belediyecilik anlamında çok önemli adımlar atılmış. Belediye hizmet binası sizin tercih ettiğiniz bir yer ve proje olmadığı halde bütün yüküne rağmen bitiriliyor. Önümüzdeki işte dediğiniz gibi Aralık Meclisi'ni orada yapacaksınız. Bunların her birisi birbirinden kıymetli. Tabii tarım anlamında da Alanya çok sayıda coğrafya olarak tescilli olan tropikal meyvesiyle, ürünüyle, muzuyla çok önemli bir noktada. Biz hem Alanyalı çiftçinin, hem turizmcinin, hem Alanya'daki vatandaşların desteklenmesi için elimizden geleni meclis marjında bütün arkadaşlarımız yapıyorlar. Antalya'nın çok çalışkan milletvekilleri var şu an. 5 milletvekilimizde büyük bir gayret içinde kendi uzmanlık alanlarına göre çalışıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya'nın bu ilk dönemde, en zor dönemde aynı partide olması ve uyum içinde olmanız da çok büyük bir mutluluk. Ben Bülent Başkanım'ın da sizin de birbirinizle olan uyumunuza yaptığınız vurgunun önümüzdeki dönemde Alanya'da 5 yılda önümüzdeki 4,5 yılda çok önemli işler yapılacağının en önemli işareti olarak görüyorum. Bir kez daha sizin şahsınızda elbette Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu'nu ve hangi partiden seçilirse seçilsin meclis üyelerimizi tebrik ediyoruz. Alanya'ya hizmet için var gücünüzle çalışacaksınız. Alanya'yı 1935'te herhalde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ziyaret ettiğinde buranın adını bizzat değiştirmiş ve Alanya ismini buraya veren birisi. Yani Atatürk'ün emaneti şimdi yerel anlamda da hepimiz adına size emanet. Emanete en iyi bakacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinizi kutluyorum, başarılar diliyorum. 18 Ekim 2024 Cuma. Bugün ülkemiz çok partili hayata geçtikten sonra ilk kez kazandığımız Alanya Belediyesi'nde Başkanımız Osman Tarık Özsürü'yü ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. 27 ilimizden daha fazla nüfus ve yüksek turizm değeriyle bölgesinde bir yıldız gibi parlayan Alanya ilçemiz ne yazık ki bugüne kadar hak ettiği yatırım ve hizmetleri alamamıştır. Alanya halkının yerel seçimlerde ortaya koyduğu iradeyle artık ilçemiz için yeni bir dönem başlamıştır. İnanıyorum ki Osman Tarık Başkanımızın yereldeki başarılı hizmetleri üzerine ilk genel seçimlerde iktidar olduğumuzda Alanya layık olduğu değere kavuşacaktır. Osman Tarık Başkanımızı ve onun şahsında farklı siyasi partilerden seçilen tüm belediye meclis üyelerini kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.